Bu videoda vuru frekansının formülünü nasıl bulduğumuzu göstermek istiyorum. Hemen hatırlayalım. Vuru frekansı ya da sadece vuru elde etmek için frekansları farklı olan iki dalgayı üst üste getirmemiz gerekiyordu demiştik. Böyle yaptığımız zaman vuru elde ediyorduk. Bulduğumuz bu ses dalgası yüksek sesten alçak sese, başka bir deyişle yapıcı girişimden yıkıcı girişime ve tekrardan yüksek sese yani yapıcı girişime gidiyordu. Bir saniye içinde bu hareketten kaç tane yaptığı bize vuru frekansını veriyordu. Vuru frekansını bulmak için de üst üste gelen iki dalganın frekanslarının farkını alıyorduk. Peki ama vuru frekansını neden bu şekilde buluyoruz? Neden daha karmaşık bir formül değil de böyle basit bir formül? İşte bu videoda sizlere bu formülü nasıl oluşturduğumuzu göstermek istiyorum. Ama bunun için doğrudan formülü bulmak yerine önce vurunun periyodunu bularak başlayalım. Eğer vuru frekansı bir saniyedeki sallanma sayısı ise o zaman vuru periyodu bir sallanmadaki toplam saniye olur. Başka bir deyişle yapıcı girişimden bir sonraki yapıcı girişime kadar geçmesi gereken süre ne olmalıdır? Frekansın 1 bölü periyot olduğunu biliyoruz. Eğer vuru periyodunu bulabilirsek tek yapmamız gereken periyodun bir bölüsünü almamız. Böylelikle vuru frekansını bulmuş oluruz. İyi de bu vuru periyodunu nasıl buluruz? Bunu bulmak için önce şunu fark etmemiz gerekir. Vuru periyodunu en başta tepe noktaları tam üst üste gelen bu dalgaların geçirdiği değişimle tepe noktalarının tekrar hizalanması için gereken süreyi hesaplayarak bulabiliriz. Önce şunları bir sileyim ve her iki dalgayı da ayrı ayrı inceleyelim her ikisinin de başlangıçta aynı fazla olduğunu ve tam yapıcı girişim oluşturduklarını kabul edelim. Başlangıçtaki bu noktada yapıcı olduklarını söyledik. Aslında bir tek ilerideki bu noktada tekrar yapıcı olmaları için gereken süreyi bilmek istiyoruz. Yani aradaki bu zamanı bulmak istiyoruz. Bunu bulmak için de önce şunu fark etmemiz gerekiyor. Bu dalgalar başlangıçta aynı fazlalarsa pembe dalga her bir döngüsünü yaptığında yani pembe dalga bir periyodunu tamamladığı zaman mavi dalganın bu kadar önüne geçmiş oluyor. Bu arada önünden geçmiş derken mavi dalganın tepe noktasına ulaşmak için gereken süreden bu kadar süre sonra pembe dalganın tepe noktası oluşuyor demek istiyorum. Öyleyse şimdi bu tepeler arasında bu miktar kadar faz farkı oluştu değil mi? Bu ne kadarlık bir miktar? Bakın bu sadece iki dalga arasındaki periyot farkı kadar. Öyleyse pembe dalgaya birinci dalga diyelim. Mavi dalgaya da ikinci dalga diyelim. Bu sayede negatif bir sayıyla karşılaşmamış olacağız. Çünkü pembe dalganın periyodu mavi dalganın periyoduna göre biraz daha büyük. Bunların farkını alırsak zaman içinde iki tepe arasında oluşan zaman cinsinden faz farkını bulmuş oluruz yani bir döngü beklemiş olsaydık aralarında tam olarak bu kadar zaman farkı olacaktı demek istiyorum. 2 döngü bekleseydik 2 çarpı bu kadar zaman farkı olurdu. 3 döngü bekleseydik 3 çarpı bu kadar zaman farkı olurdu. Pekala bu bilgi bize nasıl yardımcı oluyor? Aslında epey yardımcı oluyor çünkü bu sayede şöyle diyebiliyoruz. Eğer herhangi bir zamanda bu iki tepe arasındaki zaman farkını bulmak istersek, periyotları arasındaki farkı alıp pembe dalga kaç döngü yaptıysa onunla çarpabiliriz. Yani pembe dalga 3 döngü yaptıysa buraya 3 yazarız ve 3 çarpı bu fark bize bu tepeler arasındaki zaman farkının bu kadar zaman olduğunu gösterir. Bu kadarlık bir zaman. İki tepe arasındaki zaman farkı bu kadar olur. İkisi de tam üst üsteyken başlıyorlar. Bir döngü sonra fark bu kadar, iki döngü sonra bu kadar, üç döngü sonra bu kadar, dört döngü sonra bu kadar, beş döngü bu kadar. Bir yerden sonra aralarındaki faz farkı o kadar büyüyor ki pembe dalga bir sonraki mavi tepe noktasıyla üst üste geliyor. Yani mavi dalga pembe dalgadan bir döngü daha fazla yol almış oluyor. Mavi dalga zaman içinde o kadar döngü fazla yol alıyor ki bir sonraki tepe noktası pembe tepe noktasıyla burada üst üste gelmiş oluyor. Ve tam bu noktada tekrar yapıcı girişim oluşturuyorlar. Dolayısıyla tekrar yapıcı girişim oluşturmaları için gereken durum bu. Pembe dalga o kadar faz dışı kalıyor hem de tam olarak bir mavi periyot kadar diğerlerinden uzaklaşıyor ama bir sonraki mavi tepe noktasıyla tam üst üste gelecek. Bir sonraki tepe gizlice buraya giriyor ve tekrar tam üst üste geliyorlar. O zaman iki yapıcı girişim arasındaki zaman farkını bulmak istiyorsak aslında iki tepe arasındaki uzaklığın ikinci dalganın bir periyoduna eşit olduğu zamanı bulmak istiyoruz demek oluyor. Bu böyle olduğu zaman bunların tekrar yapıcı girişim oluşturduğundan emin olacağız. Çünkü mavi dalga pembe dalgadan bir tam döngü daha fazla yol almış olacak ve yine tam üst üste gelecekler. Tam da şimdi kafanız biraz karışmış olabilir. Çünkü burada zamanla ilgili bir ifade yok. Ne kadar zaman geçtiğini hesaplamak istiyoruz. Ama burada kullanabileceğimiz herhangi bir küçük t ifadesi yok. Bunlar biraz sabit değil mi? Mavi dalganın periyodu sabit bir şekilde belirlenebilir sabit bir periyoda sahip. Aynı şekilde pembe dalganın da periyodu sabit. O da bir şekilde bulunabilir sabit bir veri. Formülde hesaplamak istediğimiz küçük t de değişkeni yok. Hiç merak etmeyin. Şimdi söyleyeceğim şekilde bu formüle küçük t de değişkenini koyabiliyoruz. Pembe dalganın almış olduğu toplam döngü sayısı aslında bir tam sayı olmak zorunda değil. Belki bir tam sayıdır. Aslına bakarsanız bu grafikte bunu sayabiliriz. Peki de bu pembe dalga tam olarak 1 2 3 4 5 6 döngü yapmış. Ve 6 döngüden sonra mavi dalgayla tekrar aynı faza gelmiş. Ama bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Tamam bu örnekte tam sayıyı bulduk. Çünkü tam olarak üst üste geldiğini görebilelim diye düzgün çizmek istedim. Dediğim gibi bu her zaman tam sayı olmak zorunda değil. Belki de 4,2 döngü veya 3,1 döngü sonra tekrar aynı faza gelmiş olabilirler. Pembe dalganın yaptığı döngü sayısını yazmanın daha kolay bir yolu olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Bugün şanslı günümüzdeyiz. Böyle bir yol var. Bakın şimdi. Pembe dalganın yaptığı döngü sayısı eşittir beklediğiniz zaman bölü pembe dalganın periyodu olmayacak mı? Buna periyot 1 diyelim. Çünkü yukarıda da aynı şekilde yazmıştık. Bu aslında gayet mantıklı değil mi? Çünkü periyot 1 kadarlık bir süre beklersek o zaman periyot 1 bölü periyot 1'den pembe dalganın bir tam döngü yaptığını bulmuş oluruz. Eğer 2 periyot kadar beklersek o zaman yukarıda 2 çarpı T1 olur. T1'ler birbirini götürür ve geriye 2 kalır. 2 tam döngü yapmış olur. Dolayısıyla pembe dalganın yaptığı döngü sayısını bu şekilde zamanın bir fonksiyonu olarak yazabiliriz. O halde şimdi tam sayı olmayan döngü sayılarını da bu formüle yazabiliriz. Yani buraya 4,3 saniye yazıp pembe dalganın kaç döngü yaptığını bulabiliriz. 4,3 saniyeyi alıp periyoda yani bir döngü için gereken süreye bölersek pembe dalganın yaptığı döngü sayısını buluruz. O zaman formüldeki NP yerine burada bulduğumuz bu ifadeyi koyalım. Bunu şöyle kopyalayalım. Ve NP yerine beklediğimiz süre bölü pembe dalganın periyodunu yazalım. Geriye formülde küçük t'yi yalnız bırakmak kalıyor. Çünkü küçük t bize iki dalga arasındaki faz farkının ikinci dalganın bir periyodu kadar olması için gereken zamanı verecek. Aradaki farkın da ikinci dalganın bir periyodu kadar olması gerek. Çünkü ancak o zaman bir yapıcı girişimden diğer yapıcı girişime gittiğimizden emin olabiliriz. O da yukarıdaki aradığımız vuru periyodu. Formülde küçük t'yi yalnız bırakırsak küçük t eşittir iki dalga tepesi arasındaki farkın ikinci dalganın bir periyodu kadar olabilmesi için gereken süreye eşittir. Her iki tarafı da t1 ile çarparsak t1 çarpı t2 bölü buradaki parantez içindeki ifade yani bölü t1 eksi t2 yazmamız gerek. Bu ifadenin aslında vuru periyodu olduğunu iddia edeceğim. Hatırlayın, iki dalga arasındaki farkın ikinci dalganın bir periyodu kadar olduğu durumu kullanmıştık. Yani eğer başlangıçta aynı fazlalarsa sonda da aynı fazla olacaklar ve bu iki yapıcı girişim arasındaki zamana eşit olacak. Dolayısıyla bu ifade vuru periyodu olacak. Bulmak istediğimiz bu zaman vuru periyoduna denk gelecek. Öyleyse vuru periyodunun bu ifadeye eşit olduğunu söyleyeceğim. Bu iki dalga için vuru periyodunu bu havalı formülle bulabiliriz. Ama biz vuru periyodunu istememiştik ki. Vuru frekansını bulmamızı sağlayan formülü bulmak istemiştik. Frekansı bulmak için frekansın 1 bölü periyot olduğunu söyleyebiliriz. Şurayı biraz temizleyelim. Buraya 1 bölü vuru periyodu yazarsak, sağ taraftaki ifadenin bir bölüsünü yazmamız gerekir. Onu da bu ifadedeki payla paydayı yer değiştirerek yazarsak, periyotlar arasındaki fark bölü 2 periyodun çarpımı olarak buluruz. Şimdi bu ifadeyi daha da açabiliriz. Elimizde t1 eksi t2 bölü t1 çarpı t2 var. Eğer pay kısmını açarsak, burası t1 bölü t1 çarpı t2 eksi t2 bölü t1 çarpı t2 olur. İşte şimdi ilginç bir şey meydana geliyor. Buradaki t1'ler ve t2'ler birbirini götürür. Ve geriye 1 bölü vuru periyodu eşittir. 1 bölü ikinci dalganın periyodu eksi 1 bir bölü birinci dalganın periyodu kalır. Biraz dikkatli bakın. 1 bölü vuru periyodu. 1 bölü vuru periyodu ne demek? Vuru frekansı demek değil mi? O zaman 1 bölü vuru periyodu bize vuru frekansını veriyor. 1 bölü ikinci dalganın periyodu ne demek? O da aynı şekilde ikinci dalganın frekansı demek. 1 bölü birinci dalganın periyodu? Evet, o da birinci dalganın frekansı. Böylelikle vuru frekansı formülünü elde etmiş olduk. En baştan beri bu formüle ulaşmaya çalışıyorduk. Hatırlayın. Burada vuru frekansı formülünün bu şekilde olduğunu göstermeye çalıştık ve öyle de olduğunu görmüş olduk. Çünkü bu tepe noktalarının tekrar aynı faza gelmesi için yani aralarındaki faz farkının ikinci dalganın bir periyodu kadar olması için tam olarak bu kadar beklememiz gerekti. Bir vuru periyodu kadar. Peki buraya mutlak değer işareti koymamız gerekiyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani aslında koyabiliriz. En başta büyük periyottan küçük periyoda çıkardığımıza dikkat etmiştik. Büyükten küçüğü çıkardığımız için de burası pozitif bir sayı olur. Ama eğer hangisinin periyodunun veya frekansının büyük olduğunu bilmiyorsanız, buraya mutlak değer işareti koymanızda herhangi bir sakınca olmaz. Sonuç olarak vuru frekansını bu şekilde elde ediyoruz. Bu nedenle vuru frekansı formülü işte böyle bir formül toparlayacak olursak vuru frekansını bulabilmek için oluşturduğumuz formüle iki dalga arasındaki farkın bir periyot olması için başka bir deyişle tekrar aynı faza gelmeleri için gereken süreyi hesaplayarak bulmuş olduk.